Merhabalar. mutfağıma hoş geldiniz. En sevdiğim patlıcanlı iç harçla hem çıtır börekler hem de gözlemeler hazırladım. İkisi de çok güzel oluyor. İster benim gibi ikisinden de yapın, ister tek tek yapın. Tavsiye ediyorum. Malzemelerim şöyle. 3 tane orta boy patlıcanım var. 1 kuru soğan, 1 domates, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, biraz tuz ve kırmızı toz biber kullanacağım. Tabii ki sevdiğiniz başka baharatlar ya da malzemeler biber vesaire varsa ekleyebilirsiniz içine. Şimdi yapılışına geçiyorum. Genişçe bir tavanın içine sıvı yağımı alıyorum ve soğanlarımı ekliyorum. Birazcık kavuracağım önce. Soğanım kavrulduktan sonra sırasıyla diğer malzemeleri ekleyeceğim. Çok uzun sürmüyor pişmesi. Ee, o yüzden kolay bir harç. Ayrıca yapıp buzdolabında da saklayabilirsiniz. Hemen aynı gün yapmak zorunda değilsiniz. Soğanım kavrulduktan sonra Küp küp doğradığım patlıcanlarımı ilave edeceğim içine. Bu arada patlıcanları e, tuzlu suda beklettim birazcık ve ondan sonra süzdüm, kuruladım öyle ekliyorum, acılığı gitsin diye. Şimdi artık kapağını kapatıp yumuşamasını bekleyeceğim patlıcanlarımın. Bu sırada böreğimin e, sosunu hazırlayayım. Şöyle bir kasenin içine göz kararı biraz su ve sıvı yağ karıştıracağım. Böyle yaptığınız zaman sosu çok çıtır oluyor. Her börekte kullanabilirsiniz ayrıca aklınızda bulunsun. Daha yumuşak olmasını isterseniz yoğurt koyabilirsiniz. O zaman çok çıtır olmuyor, içi yumuşak yumuşak oluyor. çoğu börekte bu sosu kullanıyorum ben. <laughs> Şimdi sosum da tamam. Patlıcanıma geri dönebilirim. Bakacağım hemen patlıcanlarım yumuşadı mı diye. Kızartmadığımız için çok hafif bir harç oluyor. Kızart Yapanlar da var sanırım ama bence çok ağır olacaktır. Domateslerimi ekliyorum, patlıcanlar yumuşadıktan sonra yine aynı şekilde domateslerimin yumuşamasını bekleyeceğim. Bu arada normalde salça koymuyorum ben ama domateslerim çok renksiz olduğu için çok az ekleyeceğim. Kapattım şimdi. Önce domateslerimin de yumuş yumuşamasını bekliyorum. Artık harcım neredeyse hazır. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar domates salçasını azıcık suyla açtım, onu da ilave ettim. Dediğim gibi koymasanız da olur. Ben biraz renk versin diye koydum bu sefer. Şimdi artık baharatlarımı da ekliyorum. Tatlı toz biber kullanıyorum ben ama acı da çok yakışıyor. Çocuklar yemediği için acı koyamadım. Onu da söyleyeyim. Tuzunu da attım. Artık şöyle bir kapat karıştıracağım, altını kapatacağım ve yapmaya geçeceğim böreğimi ve gözlememi. Şöyle kenara alıyorum. Yufkalarımı üçgen üçgen kestim. Hazırladığım sostan yufkanın üst yüzüne sürüyorum ve üzerine bir tane daha yufka kapatıyorum. Bir yufka ile yaparsanız çünkü çok ince olacaktır. O yüzden iki kat yapmak daha güzel oluyor bence. Hazırladığım patlıcanlı harcımda ee, birazcık soğudu onu da koyuyorum ve böreklerimi istediğim şekilde saracağım artık isterseniz tepsi böreği gibi de yapabilirsiniz yapımı tamamen size kalmış hemen bir tane daha göstereyim gerçekten bu böreği sık sık yaparım ve e, yiyip de beğenmeyen hiç olmadı diyebilirim hatta patlıcan sevmeyene bile patlıcan sevdirebilecek cinsten çok hafif ve çok lezzetli oluyor. Şöyle böreklerimin hepsini sardım. Ee, birazcık iç harcım arttığı için onu da gözleme olarak değerlendireceğim. Şöyle yufkamı serdim. Ee, bir kenarından minik parçalar kopardım. Ve onları tam ortaya koyuyorum çok ince olmasın diye. Yine aynı şekilde börek hazırlarken yaptığım gibi yufkamın her tarafına su ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Ya aslında çok basit bir tarif ama belki bilmeyenler vardır diye e, göstermek istedim. Yoksa sadece böreği gösterecektim aslında. Tam ortaya harcımı da yayıyorum. Artık yufkamın kenarlarını <laughs> katlayabilirim. Çok iyi ıslattım her yerini çünkü çıtır olmasını istiyorum. Her yerini katladıktan sonra artık pişirmeye geçebilirim. Şöyle birazcık. Yağlayacağım Kullanacağım börek tavasını Çift taraflı pişirme tavası Kullanıyorum ama teflonda da olur Yapışmayan herhangi bir tavada olabilir Gözlememi de alıyorum ocağa Ve şimdi pişirmeye başlıyorum Bir yüzü kızardığında arka yüzünü çevireceğim Bu şekilde pişireceğim Şöyle bakıyorum Tek yüzü kızarmış diğer yüzünün de kızarmasını bekliyorum. Evet o da kızarmış. Bu aşamada üzerine tereyağı sürebilirsiniz eğer seviyorsanız. O da çok güzel lezzet veriyor. Gözlemem hazır bu kadar basit. Bu arada hazırladığım börekleri buzdolabına atmıştım. Ertesi gün pişirmek istiyordum çünkü. Şimdi bu izlediğiniz görüntü de ertesi güne ait. Börekleri çıkardım dolaptan. Önce çırpılmış yumurtaya, ondan sonra galeta ununa buluyorum. Ve fırın tepsime diziyorum. Bu arada toplam 3 yufka kullandım. Onu söylememişim. 190 derecede böyle güzelce altları ve üzerleri kızarana kadar pişiriyorum. Umarım dener ve beğenirsiniz. Bana da güzel yorumlar bırakırsınız. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerde görüşünceye kadar hoşçakalın.